Merhabalar, ben Celal Yıldırım. Bu videoda Winchill'de bir objeye abone olma, yani subscription'dan bahsedeceğim. Kullanıcı adınızı giriş yaptıktan sonra home sayfasına geliyorsunuz. Burada subscriptions var. Eğer subscriptions burada yoksa customize'dan subscriptions'ı da buraya ekleyin. Bu abonelikleri nasıl kullanıyoruz? Winchill'de bir objeye ya da bir klasöre abone olabiliyorsunuz. Mesela ben bir objeye, bir teknik resme, bir dokümana abone olabilirim. Onun üzerinde bir değişiklik yapıldığında, check-in olduğunda, check-out olduğunda, silindiğinde, revizyon atladığında bana haber ver, mail at diyebilirim Winchill'e. Ama bunu şeyle karıştırmayalım. Mesela bir değişiklik talebi sonrası zaten bize bir bildirim geliyorsa ya da bir revizyondan sonra bir bildirim geliyorsa bu zaten gelecek. Bunun için abone olmamıza gerek yok. Bu ekstra kendi isteğinizle, kendi bilgi sahibi olmanız hani gereken bir durum olduğunu düşünüyorsanız abone olabilirsiniz. Mesela ben Breaks Product'ım altında klasörlerde diyelim ki işte satın alma müdürüyüm ve Purchasing klasörüne, dokümanlar altındaki Purchasing klasörüne bir satın alma dokümanı yüklendiğinde haberim olsun istiyorum. O zaman bunun bir üst klasörüne gidiyorum dokümansa. Purchasing'e sağ tıklayıp Subscribe'a basıyorum. Ve burada bu klasöre yeni obje eklendiğinde Next dedim. Cevahir Yıldırım'a mail at, CC'ye bunu koy, BCC'ye bunu koy diyelim. Ne zaman? Anında. Next diyelim. Mailin konusu vesaire. Yani yazabilir bir şey. Finish dediğinde bu klasöre işte yeni satın alma dokümanı yüklenmiştir diye size her doküman yüklendiğinde mail gelebilir. Yani bunun uygun kullanımı genelde klasörlere abone olmak şeklinde. Çünkü örneğin bir de dokümandan gidelim. Process FME'ye gittim. Ben buraya sağ tıklayıp, bunda da doküman da subscribe olabilirim. Örneğin bu doküman check-in yapıldığında, check-out yapıldığında, revise yapıldığında, kopyalandığında, silindiğinde bana mail attı diyebilirim. Ama hani bu çok kullanışlı olmayabilir her zaman. Zaten mesela bu revizyon yapıldığında bildirim geliyorsa bunun için abone olmanıza gerek yok. Bu zaten otomatik olarak sistem tarafından atılıyor. İşte hangi lifecycle fazlarında, release'ken revizyon yapıldığında mesela şu anda bana bildirim gelecek diye. Abone oldum. Next dedim. Next dedim. Device FMEA dedim. Mailin konusuna. Finish dedim. Bir subscription oluşturdum bu dokümanla ilgili. Home sayfama geldiğimde artık subscriptions altında bu FMEA ile ilgili device'i görebiliyorum. Buna tıklayıp buradan bu subscription'ı silebilirim ya da unsubscribe diyebilirim.